Bazen MAC adresimizi değiştirmek isteyebiliriz. MAC adresimizin gözükmesini istemeyebiliriz. Bu yüzden dolayı macchanger denilen bir araç var. Şimdi birlikte macchanger'la birlikte bir Python dosyası oluşturacağız. Şimdi öncelikle bir tane yine py dosyası oluşturalım. Diyelim ki isminden macchanger.py diyelim. Bunu açıyorum aynı şekilde. Yanına bir de app.py açalım. Öncelikle bir MAC adresi nasıl öğrenilir ona bakalım. Ifconfig dersek Ether kısmında yazan MAC adresi bizim MAC adresimizdir. Ben şu an ETH0 kartını kullanıyorum. Eğer siz harici bir Ethernet kartı kullanıyorsanız VLAN 0 oluyordur büyük bir ihtimal. Tabi başka da olabilir. Siz de buradan ifconfig'den kontrol edebilirsiniz. Ben şu an kodları ETH0'a göre yazacağım. Siz de kendi Ethernet kartınıza göre kodlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi geldim. Aynı şekilde edit dosyamı açıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Şöyle şurayı şöyle kopyalayayım. Yapıştırayım. Şu gereksizleri temizliyorum. Figlet'le de işimiz yok. Temizliyorum. Daha sonra buraya diyorum ki macchanger sonra 0 1 2 diyelim. Şöyle yapalım. Mac değiştir. Mac 50 değiştir. Orijinal Mac. Bu şekilde yapalım. Daha sonra işlem no'ya ihtiyacımız var. Şöyle şurayı da aslında direkt alabilirim. Burayı da alayım şöyle. Tabii bununla işimiz yok. Diyelim ki şuraya 0. Şimdi kodlarımızı yazalım. Öncelikle 0'a bastığımızda MAC adresimiz değiştirecek. Bunun için öncelikle o sisteme gidip o sistemi kullanacağız. Yine her şeyi konsolda yapıyoruz tabi. Bu hızlandırmak için kullandığımız bir yöntem. Diyoruz ki burada o sistemde öncelikle ifconfig Ethernet kartımızı yani ETH0'ı durdur. ETH0'ı durdurduktan sonra daha sonra ne yapacağız? Diyeceğiz ki macchanger -r ETH0. Sonra tekrar aşağı gelelim. Bu sefer de diyeceğiz ki şunun aynısı. Bu sefer up değil, pardon down değil, up yani aktif edeceğiz. Bunu da yaptık. Daha sonra bir de yazı yazdırabiliriz. Bizim anlamamız için. Print. Tek tırnak işimizi görecektir. Mac işi değişti. Şimdi bu kısım tamam. Şimdi aynı zamanda bunu 1 ve 2 için de yapalım. Diyeceğiz ki 1. Öncelikle biz elle gireceğimiz için bizim bir input'a ihtiyacımız var. Şu input'u alalım, buradan kopyalayalım. Diyelim ki Mac. Daha sonra Mac no giriniz diyelim. Mac adres daha doğrusu. Hadi düzeltelim orayı da. Mac adres giriniz. Daha sonra diyeceğiz ki ifconfig eth0 do yine durdurduk. Diyeceğiz ki macchanger. Daha sonra burada şurada bir boşluğu fazla bırakmışım bu arada. Orada boşluk olmayacak. Şöyle yani. Burada diyeceğiz ki 2 tane tire mac diyeceğiz. Daha sonra da boşluk artı ile bizim mac adresimizi söylememiz gerekiyor. Artı daha sonra boşluk ETH0. Yapmamız gereken tek kod bu oldu. Yine ifconfig ile birlikte buraya diyelim ki Mac değişti ama elle değişti diyelim. Şimdi yine bunun aynısını kopyalıyorum. Bu sefer de 2 diyorum. Bu sefer de yine aynı şekilde her şey okey. Tek bir fark var burada. R yerine P yapıyorum. Bunları da bu arada şu şekilde öğrenebilirsiniz. Ifconfig. Bu şekilde öğrenemedik tabi. Ifconfig-H olması lazım. Buradan da çeşitli kodlarla ne kullanılabilir? Buradan öğrenebilirsiniz. Şöyle yapalım ya da internetten bakabilirsiniz. MAC adresiniz orijinal. Bu şekilde bunu da yazalım. Daha sonra aynı şekilde bunları şey kısmından ekleyelim. Kriptoloji değil. Ne bunun ismi? Macchanger. Mac diyorum sadece kısaltma olarak. Bu şekilde yazalım. Uzun bir daha yazmayalım. Geldim buraya. Tabi bir de buraya 6 vermem lazım. Macchanger. Tabi burası benim sadece gördüğüm ekran. Buraya bir şey yazmanız bir şey fark etmiyor da ben sadece unutmamak için yazıyorum. Buradaki ismine memah dedik. Geldik buraya dedik. Sonra bunun ismi neydi? Burada ana ekran demişiz. Bunu da ismini değiştirelim. Mac değiş diyelim ismini. Mac değiş olarak kaydediyorum. Buraya da geldim. Mac değiş olarak kaydettim. Şimdi bir bakalım. CD desktop CD CyberTools daha sonra Python app.py 6 0'a basalım. Ne dedi? Mac değişti. Yani değişti, herhangi bir sorun yok. En son zaten Mac değişti yazmıştık. Aynen. Mac değişti. Bir sorun yok. Değiştirdi. Not şey dedi ama. Error dedi. Error demesinin sebebi de büyük bir ihtimal bunun yönetici olarak olmamasından dolayıdır. Herhalde başına bir sudo eklersek bir tekrar deneyelim. Ya da şöyle bir bakalım. Öncekinde bakmamıştım. Yani kaydetmemiştim. Ifconfig diyelim şöyle. Şuna şöyle şuraya bir kopyalayalım bir yere. Document empty file diyelim. Evet. 00C29E9 hafızamı tutmaya çalışayım. Ya da direkt yazalım ya. Yazmayı yine kopyalayamadık. Evet. Copy selection. Evet, şunu şu şekilde bıraktık. Tekrar bir daha bir kodumuza bakalım. app.py 6 daha sonra 0 Mac değişti diyor ama bence değişmedi. Evet, değişmedi. Bunun sebebi büyük bir ihtimal şey yönetici vesaire bir şey istiyordur. O yüzden dolayı şu şekilde yaparsak büyük bir ihtimal sorun çıkartmayacaktır bize. Şöyle root terminalini de açalım. Evet, cd desktop diyelim. ls neyse, bu da olmadı. src diyelim. Normalde olan şey şu an bir şey yaptı. Şu şekilde yaparsak yine iş görür. Kodla madem düzeltelim. Sudo ekleyelim başına. Daha sonra geleyim. Tekrar çalıştırayım. app.py 6 0 benden parabola istedi. Girdim. current mac new mac'in bu şekilde oldu diyor. Şu an artık bana söyledi. Gördüğünüz gibi şöyle tekrar baktığımız zaman gördüğünüz gibi mac adresim değişti. Diğer kodların başına da isterseniz sudo ekleyebilirsiniz ya da root terminalde çalıştırabilirsiniz ama şu an bir dosya yolu sıkıntısı çekti. Anlamadım onu. Sudo ile direkt otomatikman çözebilirsiniz. Bu şekilde hallettik. Tabii biz şu an bir de MAC adresimizi normale çevirelim. app.py 6 ya da önce bir şey deneyelim. Kendimiz elde bir MAC adresi deneyelim. 00 Tabii yine MAC'in formatına uygun bir şeyler yazmak gerekiyor ama incorrect MAC adres bu uzunlukta kabul edilemiyor diyor. 14 bilmem şey diyor. MAC adresi normalde olmadı. Ama normalde kod çalışıyor. Biz çünkü doğru bir değer girmemişiz. Ondan dolayı şeye bakalım aynı şekilde. 6 orijinal MAC'e çevir diyelim. Otomatikman new MAC şu eski MAC'imizde E9'da başlayan şey normal MAC'imizde ve new MAC'imizi tekrar normal MAC'imize çevirdi. Bu şekilde bunu da tanımlamış olduk. Bitti. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir abone olup like atarsanız sevinirim.